ağacın arkasındalar. Onları görmediğimizi sanıyorlar. Baksana şunların haline. Hey, biraz öteye gitsene, açıkta kaldım. Görüneceğim, bana da yarayır. Beni itmeyi bıraksana, burası zaten kocaman. Hazır mısın Zeynep? Sürpriz bir atak yapalım. Arkadaşlarımızı biraz serinletelim. Hadi çekil biraz. Bizi buldular. Ne var bunda gülecek? Hadi sıra bizde. Şimdi. Elif bana değil, Elif dur. Elif hani biz ortaktık. Bakın Çınar bizi çağırıyor. Şanslısın Ali. Teşekkürler Çınar. Tam zamanında. Geldiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bugün nasılsınız? İyiyiz Çınar. Teşekkürler. Ali sen de iyisin değil mi? Çocuklar, sizi neden çağırdığımı biliyorsunuz. Ama bir dakika. Galiba Ali size biraz kırgın. Bence rol yapıyorum. Ali! Hepsi bir umutsuz tabancalar ile beni ıslattı Çınar. Hatta Elif benimle işte. Hemen onların tarafına geçti. Bence arkadaşların sadece seni sevdikleri için sana şaka yapmışlar. Biz şey Çınar, sadece şaka yapmak istedik. Oyunlarda ikiye ayrılsak da biz tek bir takımız. Bize kırıldıysan özür dileriz Ali. Sadece sen de eğlenirsin diye düşünmüştük. Hep siz mi şaka yapacaksınız? Size hiç kırılmadım ki. Aslında çok da hoşuma gitti. Ferahladım sayenizde. Acaba oranı tutturabildim mi? Azmi, nerede kaldın? 2 saat oldu. Bir defa da geç kalmasan olmaz mı? Koşarak geldim patron. Çok yoruldum. Nasıl patron? Beğendin mi çiçeğimi? Tam 4 yıldır gözüm gibi bakıyorum ona. Güzel, güzel. Tam istediğim gibi. Patron, o ne? Hiç, şey işte, gübre. Yeni icadım. Teşekkürler patron ama çiçeğimin gübreye ihtiyacı yok. Daha yeni bakım yaptım ona. Çekesene. Sağ ol patron ama benim çiçeğimin gübreye alerjisi var. Çiçeğin alerjisi mi var? Çiçeğim biraz nazlıdır da. 2 damlacık. Merak etme, bir şey olmaz. Olmaz dedim patron. Uçtu. Bittin sen Azmi, bittin. Patron yanlışlıkla oldu. Ebru Azmi, kaçma. İksirin ne işe yaradığını çok merak ettim şimdi. Biz de o halde. Gerçekten de gübreymiş. Biraz sabırlı ol. Bu nasıl? Bu nasıl bir gübre? İşte bu.
Bu yeni iksirim sayesinde İstanbul'daki tüm çınarları kurutacağım. Çocuklar, sizi neden çağırdığımı anlamışsınızdır. Tabii ki Gürgen. Bu kez hangi tarihi esere saldıracak? Bu kez işimiz gerçekten zor. Çünkü Gürgen herhangi bir tarihi esere saldırmayacak. Ne? Gürgen pes mi etti artık? Maalesef Gürgen Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi olan çınar ağaçlarına saldırmayı planlıyor. İstanbul'daki tüm çınarları yok etmek istiyor. Nasıl? Ama sen de çınarsın. Ya sana saldırırsa? Saldırıya nereden başlayacağını kesin olarak bilmiyoruz. En çok çınar nerede varsa oradan başlamak isteyebilir. Bu defa gerçekten çok kızdım. Ali haklı. Riske gireceğiz çocuklar. Erkenden yola çıkmanız gerekiyor. Gürgen'in hamlesini tahmin etmeniz gerekiyor. Geç kalmadın, harekete geçelim. Evet. Bir tüp iksire iki kova su dökeceğiz. En büyük çınarları bile 10 dakikada kurutacak. Diğerini de ver bakayım. Neden çınarları yok etmek istiyorsun patron? Çünkü onlar yüzünden hayallerim bir kez daha ertelendi. Sözlüğe hazırlandın mı Gürgen? Tabii ki öğretmenim. Neredeyse hazır sayılırım. O halde sana kolay bir soru soracağım. Söyle bakalım. Ne? Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi hangi ağaçtır? Hatta sana bir ipucu vereyim. Bu ağaç uzun ömür ve ihtişamın simgesidir. Allah Allah, aklıma gelmiyor. Söğüt ve Doman işte 1299 yılı... Cevap veriyorum öğretmenim, Söğüt ağacı. Yine çalışmadın değil mi? Doğru cevap çınar ağacı olacaktı. Söğüt bir yer ismi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri. Bunu siz istediniz. Karşıma çıkan bütün çınar ağaçlarını yok edeceğim. Benim kim olduğumu hepiniz anlayacaksınız. Bu kitabı kütüphaneden aldım. İstanbul'daki çınarlar hakkındaki tüm bilgiler var. Bakalım en eski çınarlar hangileriymiş? İşte burada. Sence yaptığın iksir bunu kurutur mu patro? Hem de nasıl? Bütün iksiri kullanacağım. Bugün sadece bu çınarı kurutsak yeter. Bazı iddialara göre bu çınarı İstanbul'un fethedildiği gün bizzat Fatih Sultan Mehmet dikmiş. Vay, ne kadar da yaşlıymış. Matematik benim en iyi dersimdir. Şimdi hemen yaşını hesaplayayım. Seni, matematik. Beşten üç çıktı, 11, elde var bir. Buldum, tam tamına 38 yıllık. Kaç durak kaldı Gülhane Parkı'na? İki durak. Mehmet, ne düşünüyorsun? Gürgen'in Gülhane Parkı'ndaki çınarlara saldıracağını düşündüm ama içimde kötü bir his var. Ya başka bir yere saldırırsa ve ona engel olamazsak? Hepimizin aklına ilk orası geldi. Şuraya bakın. Ama bu doğru mu anladım yoksa? Gürgen ilk hedef olarak çınarı seçmiş. Hemen geri dönmeliyiz. Acele edin. Bu taraftan. Çok mesafe kalmadı. Kimse bizden şüphelenmez değil mi? Kaç defa söyleyeceğim Azmi? Soran olursa görevli olduğumuzu söyleyeceğiz. İksir ağacı püskürtünce önce yaprakları ışıldamaya başlayacak. Bize teşekkür bile edeceklerdir, merak etme. Ama sonra... Daha hızlı koşmalıyız. Umarım geç kalmamışızdır. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gürgen'i elimden kimse kurtaramaz. Geldik işte. Acele edin. Ne? Hiç bu kadar büyük bir çınar görmemiştim. Bunu sağ mı bıraksak? Hemen yumuşama. İstanbul'da tek bir çınar kalmayacak. Hepsini ama hepsini kurutacağım.
Bakalım gerçekten bu kadar uzun ömürlü müsünüz? Yazık olacak bu tarihi çınara patron. Başka çınarları mı kurutsak? Azmi, tek kelime daha edersen işimi bitirdikten sonra senin o güzel çiçeğine sıra gelir. Anladın mı? Jürgen! Artık çok olmaya başladın. Ne? Ne? Bıktım artık sizden, bıktım! İşiniz gücünüz yok mu sizin? Su tabancası mı onlar? Elinizdeki su tabancalarıyla beni durduracağınızı mı sanıyorsunuz? Oyun oynamak için zamanım yok. O kadar emin olma. Ali, şimdi! Demek suyunuz bitti. Ama benim iksirim daha bitmedi. Ne o? Bu kez işe yaramadı galiba. Şimdi beni kim durduracak? Seni durdurmanın her zaman bir yolu vardır Jürgen. Azmi, bir ses duydun mu? Evet patron. Beni kurutmak mı istiyorsun? Dene o zaman. Şaka bu. Nasıl olabilir ki? Biri kandırmaya çalışıyorsun. Çınarları rahat bırak. Bu sana son uyarım. Anladın mı beni Jürgen? Azmi kaç! Konuştu. Duydun? Ağaç konuştu. Bir daha sakın buraya gelmeyin. O kadar korktular ki bir iki gün dilleri tutulur. Çınar o kadar sert konuştu ki bir an ben bile korktum.